Hayatım boyunca böyle sersemlerle Ha? çok karşılaştım ve onlarla başa çıkmanın tek bir yolu var. Ne demek istiyorsun? Onlara karşı gelmelisin. Yu-Gi-Oh! Ama Yuki. Şimdi bakalım korkutma yöntemin bana karşı işe yarayacak mı panik? Ben kolay kolay korkmam. Özellikle de arkadaşlarım için mücadele veriyorsam. Hadi düello ya. Seni ahmak. Ay. Onu elediğim gibi seni de turnuvadan rahatlıkla elerim. Seni nasıl mahvettiğimi anlat. Lütfen Yuki. Bırak gitsin panik. Eğer biriyle uğraşmak istiyorsan benimle uğraşmayı deneyebilirsin. Çünkü artık oyun zamanı sona erdi panik. Şimdi düello zamanı. Pekala Yugi, hiç sorun değil. Panik'e onun gibilerle nasıl başa çıkılacağını göster. Demek Yugi, bu en şanslı günüm olmalı. Pegasus seni yenebilecek eriyiciye çok büyük vaatlerde bulundu. Acaba şimdiden kazanabileceğim paralarla neler yapacağımı hesaplasam mı? Çünkü birazdan kaybedeceksin. Bence paradan fazlasını düşünmelisin. Çünkü seni yendikten sonra yıldız düğmelerinle beraber işini de kaybedeceksin. Buradan kazanacağım paraya çok ihtiyacım olduğunu kim söyledi Yugi? Emekliliğime yetecek kadar parayı çoktan kazandım ben. Yine de bu işi bırakmayacağım. Çünkü senin gibi zayıf düellocuları korkutmanın verdiği hazzı hiçbir yerde alamam. Şimdi hazır ol Yugi. Senin gibi sersemler beni korkutmaz panik. Ben kalbimle oynarım. Bu yüzden senin gibilere karşı hep kazanırım. Benim gibi biriyle daha önce karşılaşmadın. Eğer benimle düello yapıyorsan düello yöntemlerinden fazlasına ihtiyacın olacak. Hı? Yani? Panik çok acımasızdır Yugi. Beni gerçekten çok korkuttu. Çok doğru. İlk korkan o da değil. Biz eleyiciler onun gibi olanları kaçırır ve bizimle düello yapmalarını sağlarız. Yani benim kadar iyi olsaydın sadece düello ile ilgilenmezdin değil mi? Şimdi Mai'yi yendiğim gibi seni de yeneceğim. Evet, işim bitecek Yugi. Nasıl çalıştığını anladım panik. Güçlü düellocuları arkadan takip ediyorsun çünkü onlarla yüz yüze karşılaşma cesaretine sahip değilsin. Sen ne dediğini duyuyor musun? Gerçek düellocular onurlarıyla ve saygıyla mücadele eder. Bir korkan kullanacağı yolları kullanmalı. Bunu kanıtlamak için Mai'nin tüm yıldız düğmelerine karşılık benimkileri sunuyorum. Anlaştık o zaman. Eğer kazanırsan onun 8 yıldız düğmesini de sana veririm. Çünkü onların benim için hiç anlamı yok. Ne demek istiyorsun? Demek istediğim küçük Yugi, panikle düello yapıyorsan ayakta kalabilmek için sadece yıldız düğmelerini korumaya çalışman yeterli olmaz. Fazlası gerekir. Yugi! Yugi! Onu oradan çıkarmalıyız. Sorun nedir Yugi? Ha? Çok mu sıcak oldu? Alışsan iyi edersin çünkü önünde daha sıcak dakikalar var. Kapat şunu panik. Panik onları benim üzerimde de kullandı. Güçlü ol Yugi. Gözlerinde korkunun büyüdüğünü görebiliyorum Yugi. Çoktan ayrılmak istediğinin farkındayım. İçinde bulunduğun kabustan kurtulmak istiyorsun. Eminim çoktan korkmaya başladın değil mi? Onu rahat bırak seni aptal. Boş ver bu adamı Yugi. Bize gelen açıklamada böyle bir şey yoktu. Evet, Joey çok haklı. Hadi oradan in bakalım Yugi. Ne dersin? Etrafa gaz yaymayı bitirdin mi panik? Ne? Yugi. O ne yaptığını sanıyor? Benim gibi sakin birini ucuz alev numaralarıyla kandırmak kolay değildir biliyorsun. Bana en son sinir bozucu bir doktor da öyle demişti. Ben de onu ikiye bölmüştüm. Şimdi düello yapalım. Dövüş zamanı. Yugi gerçekten iyi ama daha önce hiçbir eleyiciyle oynamadı. Panik onun aklına girerse her şey sona erer. Madem ilk ateşim seni korkutmadı o zaman ışıkları kapatalım. Kara yanılsama kalesi kartım sana en karanlık zamanlarını yaşatacak Yugi. Kendiliğinden gelen bir alan sihri var. Böylece kendini de güçlendirir. Alan sihri sayesinde sana en büyük korkularını yaşatacağım. Bunu gördüğüne pişman olacaksın Yugi. Ben karanlıktan korkmam panik.
Eğer kabusun beden bulmuş halini görseydin korkardın. Karanlık öyle etkilidir ki hiçbir şeyi, hatta sahaya çağırdığın canavarları bile göremezsin. Ancak senin tarafın hala aydınlık. Yani saldırılarıma karşı savunmasızsın. Sinir bozucu öyle değil mi Yugi? Bedenine işleyecek kadar soğuk bu zifiri karanlıkta aklını da sonunda bana teslim edeceksin. Ve korkularına yenileceksin Yugi. Bu senin sonun olacak. Onu sakın dinleme Yugi. Beni de kendi oyununda böyle yenmişti. Bunu şimdi mi söylüyorsun? Eğer kalemin alan sihrini kendi alan sihirlerini yok edebileceğini düşünüyorsan bir daha düşün. Gölgelerin ışığı hapsetmesi gibi alan sihri de yerden ayrılmış durumda. Kartlarında sadece gece faydası sağlayabilirsin. İşte o kadar. O gölgelerde ne olduğunu bilmeden saldırmayı göze alamam. Şimdilik kendimi savunsam iyi olacak. Seltik muhafızını savunma modunda oynuyorum. Pek de parlak bir fikir değil. Hangi canavarı çağırdığını göremiyorum. Saldır! Karanlık hiddet dalgası! İşte gecenin ilk kurbanı. Yugi. Hile var. Göremediğin bir şeye karşı kendini nasıl savunabilirsin? Evet. Ve göremediğin bir canavara nasıl saldırabilirsin? El feneri olan var mı? Arkadaşlarının bile sana olan güveni kayboldu. Canavarlarını gölgelerden çıkarmalıyım. Ama bunu yapabilmemin tek yolu Karayan'ın Samalar Kalesi'ni yok etmek. Savunma puanı da 2050 olduğuna göre desendeki hiçbir kart onu yenmeme yardımcı olamaz. Onu nasıl yok edeceğim? Tanrım, sanırım korkmaya başladım. Oyun yeni başladı ama çoktan ümidimi kaybettim. İstediğin canavar kartını oynayabilirsin. Gölgelerde saklanan tüm canavarlarım onları yok edecektir. Sığınağın kanatlı ejder muhafızını savunma modunda oynuyorum. Bu savunma hamleleri seni sadece bir canavardan koruyabilir Yugi. Ama iki canavardan koruyamaz. Keşke doğru olmasa ama o haklı. Savunma yaparak düelloyu kazanamam. Korkuyorsun değil mi Yugi? Kabul et. Tüm cesaretin gölge canavarlarımla beraber yok oldu. Evet, geriye sadece kendini savunmaya çalışan zavallı bir düellocu kaldı, o kadar. Peki Yugi, bu adamı nasıl yenebilirim Ayı? Eğer bunu bilseydim zaten bu durumda olmazdı. Ha? Gölge sihrini yok etmenin mutlaka bir yolu olmalı. Ama sihrin kaynağı kalesi, yani onu yok etmek çok daha zor. Dur biraz. Kalesine saldıramıyor olabilirim ama karanlığa doğrudan saldırsam ne olur acaba? Sığınağın muhafızı, uç bakalım. Alev topu saldırısı. Canavarlar. Demek canavarlarımı gördün, ancak sırada ne olacağını görmen imkansız. Karanlık hiddet dalgası. Sığınağın muhafızına biraz yazık oldu sanki. Canavarların kalan can puanlarının için sabırsızlanıyor Yugi. Zaten yakında istedikleri kadar tadına bakabilecekler. Hala korkmuyor musun ufaklık? Birinin seninle uğraşmasını istemek asla iyi bir fikir değildir. İyi olmadığı kesin. Can puanlarımın durumu hiç iyi değil. Ama onda hiç hasar bile yok. Karşımda ne olduğunu hala bilemiyorum ama o çoktan iki canavarımı yok etti bile. Beni savunmasız ve çaresiz bıraktı. Yine de o sersemi bir şekilde yeneceğim. Gecenin gözleri vardır Yugi. Ve şimdi hepsi senin üstünde. Kara Yanılsama Kalesi oyunda olduğu ve onu yenemediğim sürece canavarlarını görebilmem imkansız. Korkuya kapılmak sadece işi yokuşa sürer. Terlediğimi görmemesi için elimden gelenin en iyisini yapmak zorundayım. Buna mecburum. Düşünmeye devam et Yugi. Sen karşı koydukça seninle uğraşmak daha iyi oluyor. Boş konuşma Panik. Birinden korunmak için gölgelere saklanmak daha büyük korkaklıktır. Yugi, dikkat et! Sen iyi misin dostum?
Benimle oyun oynamaya çalışabilirsin ama karşında çocuk değil, tek bir düğmeyle seni kızartabilecek biri var. Sen korkuyorsun Yugi. Karanlığın içinde kayboldun ve ben de senin en büyük kabusunum. Birazdan yanına gelip sana hayatının en büyük korkusunu yaşatacağım. Eğer senin için neler düşündüğümü bilseydin gülüyor olmazdın. Ben zaten buna gülüyorum. Çünkü görebiliyorum. Tam içini. Ne? Sen neden bahsediyorsun? Küçük numaracı seni. Çocukları karanlıkta kıstırıp korkutan kabus sensin Panik. Tabii sadece karanlıktan korkulmaması gerektiğini bilmeyenlerin. Senin gibi. Eğer kararlılığını korursan ve korkulacak hiçbir şey olmadığını anlarsan karanlığın tek silahını da yok etmiş olursun. Bunun bu kadar basit olacağını mı sanıyorsun? Ama zaten basit. Elimde bunu kanıtlayacak kartım ne var. Ne kartı? Seni açığa çıkartacak bir kart. Ve arkasına saklandığın gölgelerin de yok olacağı bir kart. O da ne? Sana sadece gün ışığında görebileceğim bir ders veriyorum. Hey Mai, neden Yugi panike stratejisini anlatıyor? Paniklediği için bana olduğu gibi. Basit hatalar yapacak. Bilmiyorum. Panikliyormuş gibi görünmüyor. Beni neredeyse kandırıyordun. İkimiz de o kartın koca bir yalan olduğunu biliyoruz. Yanıldığımı ispatla Yugi. Devam et bakalım. Bana ne ders verecekmişsin görelim. Sen kartlarını karanlıkta saklarken neden ben de benimkileri göstereyim söyler misin? Bence hile yapıyorsun. Bana güvenmiyor musun Panik? İster inan ister inanma. Tek yalancı düellocu sensin. Bunu kanıtlamak için sana göstereceğim. Sonuçta benim bir yalancı olduğumu düşünmeni istemiyorum. Göster bakalım. O serseme hiçbir şey kanıtlamak zorunda değilsin Yugi.